Herkese merhabalar, etkinliğimize hoş geldiniz. Inventor Tolerance Analizi modülü hakkında konuşacağız bugün. Murat Bey yanımda. Ben Kerimcan Rengin, makine mühendisiyim. Mekanik alanda teknik destek uzmanı olarak görev yapmaktayım. Aslında biz Inventor'ın her modülüyle ilgili neredeyse bir etkinlik yaptık diyebiliriz. Bugünkü konumuz da Inventor ve Tolerance Analizi olacak. Tolerance Analizi ile üretim hassasiyetini nasıl kontrol edeceğimizden bahsedeceğiz. Bu alanla ilgili tabii ki bir teknik bilgiyle beraber bir yazılım kullanma bilgisi de gereken bir konu. Yani aslında üretime hakim olan bir kişinin tabii ki daha rahat kullanacağı bir modül. Ben şimdi sözü Murat Bey'e bırakıyorum. Herkese günaydın, merhabalar, hoş geldiniz etkinliğimize. Kerimcan da bahsettiği gibi bugün yine farklı bir konudan bahsediyor olacağız size. Aslında belki bu araç elimizde var, paketin içinde tanımlı. Belki birçoğumuz isim olarak bu yazılımı biliyoruz ama nasıl kullanılacağını, nasıl işe yarayacağını bilmiyoruz. Gerçi tolerans kavramı imalat sektörünün olmazsa olmaz bir kavramı. İllaki her teknik resimde tolerans zaten kullanmak zorundayız. Ya da standartlarla göstermek zorundayız. Neticede bunlar ya manuel hesaplanıyor ya da geleneksel yöntemlerle ya da daha önceden yapılan tecrübelerle zaten üretim alanındaki görevli profesyonel kişiler tarafından da belki kendince tanımlanıyor. Ama biz bunu tasarım ortamında zaten Autodesk Inventor yazılımını kullanarak tasarım işlemlerini gerçekleştiriyoruz. Tüm verileri tek bir alanda tutmak istediğimizde bu verileri de yine inventor ortamında çıkmadan bunları sağlayabiliriz. Günün sonunda işin içine PDM'i de kattığımızda tasarımla alakalı tüm verilerin ana bir merkezden yönetilmesi ve ilgili kişilerin de istediği zaman bu bilgilere ulaşabilmesi. Yani tamamıyla bir dijitalleşme sürecinin bir parçası diyebiliriz. Çünkü birçok veriler teknik resimde, o da AutoCAD ortamında ya da kağıt ortamında. Ama biz bunu dijital ortama taşıyarak geçmişe dönük projeyi incelediğimizde ya da herhangi bir sorunla karşılaştığımızda bu sorunun kaynağını hızlı bir şekilde bulabilmek adına dijital ortamda verilere ulaşıp bunları çok net bir şekilde görebiliriz. Aslında Murat Bey'in de anlattığı gibi geçmişten gelen tecrübelere dayalı olarak yürüyen bir sistem var imalatta. Ama tabii burada tecrübe konusunun geri kaldığı konularda burada bizim bazı analizlere ihtiyacımız olabiliyor. Şimdi tolerans analizi nedir? Bundan biraz bahsedelim. Şu an sesle ilgili bir problem var mı? Varsa eğer sohbet kısmına yazabilirsiniz. Ufak bir teknik aksaklık yaşadık çünkü. Soru-cevap kısmına yazabilirsiniz eğer sesle ilgili bir sorun olursa. Şöyle anlatmak gerekirse bu pakete nasıl sahip olabilirsiniz? Daha doğrusu bu modüle nasıl sahip olabilirsiniz? Öncelikli olarak bizim PDMC adını verdiğimiz bir paketimiz var. Bu paket nedir? Inventor Professional'ın içinde bulunduğu bir üretim tasarım çözüm paketidir. Bu pakette Inventor Professional zaten mevcut, yanında AutoCAD mevcut. Inventor'ın yanındaki Nastran analiz modülü, CAM işlemlerini yaptığımız 2,5 eksen 5 eksene kadar CAM işlemlerini yaptığımız modül, Nesting saç yerleşimi modülü, Factory Design fabrika yerleşimi araçlarının mevcut olduğu modül ve bugün konuşacak olduğumuz tolerans analizi modülü bu paketin içerisinde mevcut. Yani siz Inventor'ı tekil olarak satın aldığınızda bu diğer modüller yanında gelmiyor. Bu modüllere sahip olabilmenin tek yolu PDMC paketini almak. Product Design and Manufacturing Collection dediğimiz pakete sahip olmak. Ve tabii bu paketin içinde başka neler var ondan da bahsetmek gerekirse. En basına AutoCAD var. AutoCAD zaten hani üzerinde aslında çok da fazla bir şey söylemeye gerek yok. Kendi alanında en iyisi olan, her sektörde kullanılabilen bir yazılım, mimariden mekaniğe kadar. Tabii burada farklılık olarak neden bahsedebiliriz? Yanında bazı araç setleri var. Bu araç setleri nelerdir? İşte mechanical dediğimiz mekanik bir kütüphaneye sahip komutların mekanik alanda çalışan kişiler için özelleştirildiği bir modül. Electrical yine aynı şekilde kendisinin elektrik kütüphanesi içerisinde mevcut. Elektrik kütüphanesi dışarıdan da eklemeler yapabiliyorsunuz bu arada. Aynı zamanda elektrikle ilgili komutların daha ön planlı olduğu bu şekilde özelleştirilmiş bir program. Yine architecture'da da bu şekilde mimari alanında devam ediyor. MEP dediğimizde tesisat alanında, yani 3D tesis tasarımlarında, tesis modellemelerinde kullandığımız yine aslında adından da anlaşılabilecek şekilde özel içerikleri olan bir paket. Fusion 360 var pakette. Fusion 360 da nedir? CAD, CAM,
işlemlerini yapabildiğiniz, analiz işlemlerini gerçekleştirebildiğiniz, PCB devre kartı tasarımını yapabildiğiniz bu düzeyde çalışan bir platform. Artık burada da bir güncellemesi yapmak gerekirse Fusion 360 yerine Fusion diyoruz sadece. Fusion platformu olarak adlandırıyor artık bunu Autodesk. Gerçekten birden fazla alanında on kuvvetli modül mevcut. Zaten bir platform olarak değerlendiriyoruz. Yine Navisworks Manage dediğimiz, içerisinde sanal gezinme yapabildiğimiz, çakışma analizi yapabildiğimiz bir alan mevcut. Recap Pro yine işte tarama verileri üzerinde düzenlemeler yapabileceğimiz bir alan ve 3D Max zaten görselleştirme alanında, sahne oluşturma, render alma alanında oldukça kuvvetli alanın yine en iyi yazılımlarından bir tanesi. Vault Basic de aslında Vault Professional'ın bizim PDM ve PLM çözümümüzün bir fragmanı diyebileceğimiz yani %10'una, %5'ine sahip bir program. Bu da o paketin içerisinde aslında bir alıştırma olması için kullanıcılara bunu alıştırmak için Autodesk'in koyduğu bir yazılım. Şimdi burada tabii paketin biz bugün Inventor ve onun içerisindeki tolerans analizi modülüyle ilgileneceğiz. Bilmeyenler için yani ben bir yandan da kullanıcılara bakıyorum aslında. Çoğu Inventor kullanıcısı veya hani AutoCAD kullanıcısı olarak yine yani misafirlerimizle varlar. Inventor bizim paketimizin amiral gemisi, 3 boyutlu katı modelleme yazılımı. Bu sadece 3 boyutlu katı modelleme demek, tabii haksızlık olumu biraz açmak lazım. Makine imalatında, ekipman tasarımında, plastik parça tasarımında oldukça rahat kullanılabilecek. Saç metal modülü oldukça kuvvetli. Yine mobilya imalatı gibi bir sürü alanda kullanılan bir yazılım. Bu yazılımın içerisinde de tabii ki farklı özellikler, farklı kuvvetli yanları var. Yani bizim etkinlik sonunda da ben paylaşacağım YouTube kanalımız olsun, LinkedIn hesabımız olsun. Yine biz burada Inventor ile ilgili videolar, webinar içerikleri falan paylaşıyoruz. Yani Inventor ile ilgili aslında tüm soru işaretlerinizi karşılayacak içerikleri orada da bulabilirsiniz. Biz Inventor'ın akıllı komutları, işte diğer modülleri bunlarla ilgili düzenli olarak zaten içerikler de çıkartıyoruz. Mekanik tasarımdan biraz bahsetmek gerekirse özelleştirilmiş tasarım araçları mevcut. Yani bunlar nedir? Siz Inventor'ın içerisinde farklı türlerde işte yüzey tasarımları olsun, taç metal olsun, parametrik tasarım olsun, parametrik modellem olsun bunların hepsini gerçekleştirebiliyorsunuz. Aynı zamanda akıllı komutlar, işte iCopy yakın zamanda webinarını yaptığımız bir konuydu. Akıllı kopyalama, akıllı unsurlar, akıllı iMat dediğimiz akıllı çakışmalar gibi konular hakkında daha detaylı tabii ki içerikler de geliştiriyoruz. Yani bugün konumuz tolerans analizi olduğu için biraz daha oradan devam etmek daha uygun olacaktır. Anycat dediğimiz kavram sadece önemli. Şimdi Anycat dediğimizde Inventor, Autodesk Inventor, diğer firmaların Creo olsun, SolidWorks olsun, Katya olsun datalarını ve tabii ki bizim evrensel yani yazılım dili diyebileceğimiz step formatlarını rahatlıkla açabiliyor. Yani siz örneğin tasarımınızı SolidWorks'te yapıp eğer yine de bu pakete sahipseniz SolidWorks'teki datayı alıp girip içerisine Inventor'da tolerans analizi gerçekleştirebiliyorsunuz. Bu konuda da bir sorun yaşamadan rahatlıkla kullanabilirsiniz. Ve tabii ki BIM uyumluluğu günümüzde hani mimari ve mekanik arasındaki bariyerlerin artık biraz da kalktığını düşünürsek yine BIM obje kavramına da burada Inventor içerisinden dahil olabiliyorsunuz. Ben sözü biraz da Inventor'a uzun yıllarını harcamış Murat Bey'e bırakıyorum. Teşekkürler Kerimcan. Autodesk'in AutoCAD'den sonra biliyorsunuz katı modelleme anlamında, parametrik katı modelleme anlamında piyasaya çıkarmış olduğu bir ürün Autodesk Inventor ve bütün yaptığımız bu işlerin biraz önce Kerimcan'ın da bahsetmiş olduğu Product Design Manufacturing Collection paketinin tam böyle merkezinde, kalbinde olan bir yazılım Inventor. Ve yukarı sırada görmüş olduğunuz tüm eklentiler aslında Inventor üzerinde çalışıyor. Yani tek başına bulunmasının bir anlamı yok. Ama siz Inventor'ı çalıştırdığınızda, bugün anlatacağımız tolerans analizi ya da daha önceki webinarlarımızda bunu YouTube'dan izleyebilirsiniz. Diğer eklentileri Inventor'da göremiyorsanız muhtemelen kurulmamış demektir. Böylelikle Autodesk hesabının içine girip onları direkt olarak kurabilirsiniz. Ama bu eklentileri kullanmanın ilk şartı Autodesk Inventor yazılımının bilgisayarda kuruluyor olması gerekiyor. Tolerans analiz modülü de bunlardan bir tanesi. En büyük avantajımız Inventor ortamından çıkmadan Inventor'da oluşturduğumuz modelleri veyahut da biraz önce Kerimcan'ın bahsettiği AnyCAD teknolojisiyle farklı CAD ortamlarında çizilmiş modelleri Inventor ortamından açarak bu modelleri kullanmaya devam ederiz. Yani bu modelleri kullanmak için illaki
Inventor'da sıfırdan tasarım yapmak gerekmiyor. Gerekli bazı bir takım eklemeler yaparak biz farklı CAD yazılımında oluşturmuş dataları da açarak buradaki modülleri kullanabiliriz. Şimdi öncelikle bir tolerans konusunun detaylarına bakalım. Yani tolerans nedir? Ne için kullanırız? Bu işin bir metodoloji kısmından başlayıp inventory ortamında bunu nasıl kullanabileceğimize değinelim. Netice itibariyle bir inventory olsun ya da herhangi bir CAD ortamında biz katı modelleme tasarımı yapıyoruz. Ama bizim oluşturduğumuz o inventory ortamındaki modelin son haliyle imalat sonucunda çıkan gerçek ürün aynı değil. Mutlaka arasında farklılıklar var tabii ki. Yani çünkü hiçbir şekilde kusursuz bir ürün, kusursuz bir imalat yöntemi de yok. Mutlaka ufak tefek farklılıklar var. Bir hata payları mevcut. İşte tolerans dediğimiz mantık burada devreye giriyor. Yani toleransı kısaca şu şekilde uygulayabiliriz. Modelini yapmış olduğumuz, tasarımını yapmış olduğumuz ürünün imal edilmesi için bizim imalat ortamında sunduğumuz hata payı. Aslında kabaca tanım bu. Ne kadarlık bir hata payıyla, ne kadar bir yanılma payıyla bunu imal edebilirsiniz diye biz tasarımcı olarak bunu imalat ortamında yapıyoruz. Bu toleransın genel kavramı. Gerçi günlük hayatımızda da toleransın farklı tanımları var. Değil mi? Sonuçta genellikle günlük hayatta nedir? Herhangi birisinin istemediğimiz bir davranışta bulunduğunda bunu tolere ediyoruz. Görmezden geliyoruz ya da farklı bir yaklaşım sergiliyoruz. Bu da imalat ortamına uyarlanmış hali açıkçası. Neticede biz katı model ortamında kusursuz bir ürün tasarlıyoruz ama imalat ortamında tabii ki bu netlikte olmuyor. Şimdi hani burada görselle de aslında görebileceğimiz gibi CAD modeli ve imal edilmiş bileşen arasında her zaman bir farklılık olacaktır. Bu şu anda günümüzdeki teknolojiyle ve günümüzdeki hani bilgi birikimiyle diyelim belki de bunun önüne geçemeyiz. Bunun ama sebepleri nelerdir? Aslında tolerans kavramını anlamak için bunun sebeplerine biraz odaklanmamız gerekiyor. Burada ölçüsel çeşitlilikten bahsediyoruz aslında. Bizim tolerans konusu bizim ölçüsel çeşitliliğimizdir. Bunun sebepleri nelerdir? Biraz bunun üzerine konuşalım. Şimdi tabii ki bunların en başında makine hassasiyeti ve takım yorulması geliyor. Yani bu bizim üretimimizde kullandığımız makineler uzun yıllardır bizlere hizmet veren, oradaki takımlar düzenli olarak bunların değişimleri, bakımları yapılsa da İlk çalışmadan sonra asla mikronluk ölçülerde de olsa aynı ölçülere sahip olmayan araçlar bu takımlarımız. Burada en basit sebeplerden bunları sayabiliriz. Operasyonel sıcaklık gibi, titreşim gibi aslında bizim yine günümüzdeki teknolojiyle önüne geçemediğimiz bazı yan etkiler diyebiliriz bunlara. Bunlar var. Bileşenlerin sapmaları, bileşenlerin yerleşimlerinde yaşanan problemler, tutucularla ilgili problemler. Yine burada tabii olay takımlara çıkıyor. Ve yani aslında özetlemek gerekirse de yani bu makinelerin ve araçların her şeyini bir kenara koyuyorum. İnsan elinin değdiği her şeyde hata vardır. Bunun önüne geçmek çok zor. Biz bunun önüne nasıl geçiyoruz? Tolerans kavramı aslında hayatımıza burada giriyor. Biz bunun önüne geçmek için tolerans kavramını kullanıyoruz. Aslında Murat Bey'in de özetlediği gibi tolerans nedir? Tolerans bir bileşenin 3 boyutlu tasarımı yani CAD modeli bizim bilgisayarda modellediğimiz veya bizim kafamızda tasarladığımız da diyebiliriz. Bu model ile final imal edilmiş hali arasındaki kabul edilebilir farklılıktır. Bu zaten bunu anlamak demek toleransın kullanımına giriş demektir. Yani biz üretimde öyle toleranslar kullanmalıyız, öyle toleranslar belirlemeliyiz ki biz bu tasarımı üretime çevirdiğimizde oradaki elde edeceğimiz maksimum ve minimum değerler bizim kabul edebileceğimiz değerler olsun. Yani ama burada da tabii ki aslında teknik resim kavramında düşündüğümüzde teknik resmin hayatımızda var olmasının sebebi ben burada Türkiye'de bir üreticiyken Çin'deki tedarikçim veya Çin'deki işini yüklendiğim firma bana teknik resim gönderdiğinde ben onun dilini konuşmasam bile onun anlattığını nasıl anlayabiliyorum? Teknik resim dediğimiz dilden dolayı, teknik resim dediğimiz kavramdan dolayı anlayabiliyorum. Üzerinde kullandığımız bütün semboller, yerleşim şekilleri, antetler, yani teknik resim bana burada her şeyi anlatabiliyor. Burada da tolerans kavramını nasıl kullanmalıyız? Yine ben burada Türkiye'de bir üretici olarak Çin'deki adamın çizdiği teknik resmi nasıl anlayabiliyorsam, benim burada kullandığım toleransı da
Endonezya'daki başka bir yüklenici anlayabilmeli. Yani burada aslında temel kavram teknik resim mantığıyla aynı. Teknik resmin bir parçası olduğu için toleranslandırma. Burada evrensel bu dili konuşmamız gerekiyor. Şimdi toleransta aslında neleri dahil ediyoruz? Toleranslandırma bize bir cismin, bir ürünün formu, onun dışında profili, yönlendirmesi, konumlandırılması ve üzerindeki salgı birikimi gibi konular hakkında fikir verir tolerans. Yani burada toleransı iyi bilmemiz gerekiyor ki tolerans analizinde yapacağımız işlemler tabii bizim için mantıklı işlemler olsun. Yani biz aslında bunun Nastran'la ilgili analiz webinarlarında da çok bahsediyoruz. Nasıl Nastran bir hesap makinesiyse bizim girdiğimiz mukavemet değerlerini, mukavemetle alakalı değerleri, mukavemet formüllerini kullanarak bize bir sonuç veriyorsa, tolerans analizinde de bizim CAT modelle girdiğimiz tolerans değerlerini bir hesap makinesi, bir grafik aracı gibi kullanıp biz onunla ilgili sonuçlar verip bizim yaptığımız değişiklikleri orada yine kendisi güncelliyor. Yani aslında tolerans analizi de bir hesap makinesi. O yüzden bizim model kısmında doğru değerleri girip model kısmından doğru şekilde ilerlememiz gerekiyor. Tolerans analizi konusuna gelirsek, tolerans analizi de aslında bizim üretim maliyetlerini hep bu çok klişe olarak üretim maliyetlerini azaltmak, üretim maliyetlerini dengelemek konusunu çok kullanıyoruz. Üretim maliyetlerini dengelemekle ilgili aslında çok önemli bir kavram. Burada ihtiyaç duyulan tolerans değerleri küçüldükçe imalat maliyetleri artar. Bu zaten üretimde aktif olarak bulunan kişiler bunun oldukça net bir şekilde farkındadır. Yani örneğin siz bir dişlinin yüzey kalitesini artıracaksanız, yani yüzeydeki tolerans değerlerini daha düşük toleranslar, daha hassas üretimler yapacaksınız Q1, Q2, Q3 seviyesinde. Bunları bir profil taşlama üzerinden geçirmeniz gerekiyor. Yani normal bir taşlama işlemi belki orada el hassasiyeti olarak yeterli kalmayabilir. Sizin profil taşlamaya girmeniz gerekiyor. Profil taşlamada tabii ki mikronluk seviyelerde oldukça pahalı cihazlar ve burada aslında sizin üretim maliyetiniz artmış oluyor. Hem zaman olarak hem de maliyet olarak üretimde yani zarar demeyeyim ama tabii ki maliyetler yükseliyor. Şimdi bizim burada amacımız, yani ben bu tolerans analizini kaynaklı, toleranstan kaynaklı bir hata olacaksa ben bunun analizini tasarım aşamasında yapayım ki ben burada bir daha geri dönmek zorunda kalmayayım. Ben üretime bu ürünü sorunsuz olarak göndereyim, yani tolerans analizini yapmış olarak göndereyim ki yani üretildikten sonra, ya yani o ürün çöpe gittikten sonra bunun maliyeti geri kazanılamaz bir şey oluyor. Ama ben burada analizi tasarım kısmında daha yaparsam, üretime göndermeden yaparsam böyle bir hatanın önüne geçmiş olurum. Aslında temelde bizim hedeflediğimiz şey bu. Yani burada tolerans aslında böyle bir oldukça bir denge söz konusu. Yani hem mümkün olduğunca bunu kabaca yapmamız gerekiyor, hem detayların içinde boğulmadan, hem de gerektiği kadar hassas yapmamız gerekiyor. Yani hem maliyet yükseltmememiz lazım. Yani burada aslında bir optimizasyon çalışması söz konusu. Şimdi optimizasyon kavramı nedir? Bir şeyi oldukça optimum seviyeye, yani ideal seviyeye getirmek. Ama biz bunu nasıl yapmamız lazım? Hem burada programın desteğini almamız lazım, hem elimizdeki üretim kabiliyetini bilmemiz gerekiyor. Maliyet çalışmasını yapmamız lazım. Biz bu ürünü pazarda ne kadar fiyat biçiliyor? Bizim buradan bu üründen karımız ne olacak? Yani belki de maliyet çalışmasını tolerans analizinden, bu tarz analizinin sonrasında oluşturmak gerekiyor gibi gibi konuları aslında bizim dengede tutmamız gerekiyor. Bu üretimin bize vermiş olduğu bir meydan okuma. Bu da belki de hani üretim seviyesi değil ama firmanın yönetim seviyesinde oldukça ciddi kararlar alması gereken konulardan bir tanesi. Şimdi burada tolerans birikim analizi gerçekleştirmenin avantajlarından bahsetmemiz gerekiyor. Aslında konuştuk da bu konuyu. Nedir? Öncelikli olarak fiziksel prototiplere duyulan ihtiyacı azaltmak. Yani biz burada tasarım kısmında, tasarım aşamasında hem tolerans analizi gibi analizleri hem işte mekanik mukavemet analizlerini yaptığımızda her zaman bu tarz analizler bizim tasarım aşamasında gerçekçi sonuçları almamızı sağladığı için bizim sonradan yapmamız gereken analizleri azaltan kavramlar. Ve tabii ki ürün performansını arttırır. Bizim kullanacağımız, bizim tasarladığımız ürünün montaj aşamasında her şeyin daha olması gerektiği gibi ilerlemesini sağlar ve bizim ürün performansımız artarsa, ürün ömrümüz artarsa, biz bu ürünle ilgili bir garanti sunuyorsak şirket olarak, bizim buradaki geri dönüşlerimizi de azaltır. Bu da bize maliyet olarak yine yansır ve tabii ki belki de herkesi en çok ilgilendiren kısım daha yüksek kar sağlar. Şimdi burada aslında bizim bu konuyu
tam algılayabilmemiz için öncelikli olarak geleneksel mühendislik araçları nelerdir ve buradan biz modern araçlara nasıl geçeceğiz? Yani şu anda bu işler manuel olarak nasıl yürüyor? Bundan bahsedelim. Aslında konunun en başında bahsettiğimiz şey neydi? İşte içgüdüler, el yordamıyla, göz kararıyla, geçmişle ilgili tecrübelerden gelen işlemler. Yani burada evet hepimizin firmalarında, bizim de gittiğimiz firmalarda karşılaştığımız, yani üretimde gerçekten bu işe yıllarını vermiş, belki de bizim saatlerce üzerinde durup program üzerine yapacağımız analizi parçayı gördüğünde kafasında tasarlayabilen ustalarımız var. Ama o ustalar olmadığında ne olacak? O ustalar elbet yaşları geldiğinde bu işe ayrılacak veya önüne daha iyi fırsatlar çıkacak, gidecekler. Bizim burada hem bu parçanın nasıl üretildiği ile ilgili dijital ortamda bir bilgi birikimine ihtiyacımız var. Yani burada Excel dokümanları nasıl bize PDM, PLM konusunda yetersiz geliyorsa artık her alanda bize yetersiz gelmeye başlayacak. Hepimiz eskiden kalite kontrol işlemleri nasıl olurdu? Excel'de bununla ilgili gerekli şeyler yapılırdı. İşte FMEA analizleri orada yapılırdı vesaire. Ama artık bize yetersiz geldiği için biz bu işlemler için yazılımlar almaya başlıyoruz. Üretim takibi için işte ERP, SAP sistemleri nasıl Excel'in üzerine çıkıyorsa artık her alanda biz bunu göreceğiz aslında. Yani fiziksel özelliklere bakılarak veya işte burada Inventor Design Accelerator örneğini verdim. CAD yazılımlarının sunduğu bazı özellikleri kullanarak biz geleneksel işlemleri ilerletiyoruz. Ama bu dediğim gibi yeterli değil. Daha doğrusu yeterliliğini yavaş yavaş yitiriyor diyebilirim. Yani burada ben bir manuel hesaplama örneği göstereceğim. Yani bu hesaplamayı belki de hani üretimde kaç kişi yapmıştır, ne kadar yapılıyordur tabii. Bununla ilgili de soru cevap kısmına geri dönüşleriniz varsa yazabilirsiniz. Yani burada işte şaftın ve üzerine asılı olacak parçaların, işte dişlinin vesaire, rulmanın, klepenin, bunların yönleri ve nominal dimension, yani bizim ideal ölçümüz ve onun üzerine üst limit, alt limit değerlerini burada ilk önce bir tablo haline getirmek gerekiyor. Yani zaten burada CAD programı üzerinde parçaları çizerken 3D annotation kısmından, inventor için konuşayım. Bu ölçüleri verebiliyorsunuz. Ama bunu şimdi ölçüyü verdiniz. Bir yandan da önünüzde bir Excel açık. Burada bir tablo oluşturdunuz. Hani Excel'de de biraz daha iyi Excel kullandığınızı varsayıyorum. Belki makrolarınız vardır işte. Hesaplamaları daha hızlı yapabiliyorsunuzdur. Bunlar da güzel şeyler ama asla bir programın hızı kadar yeterli değil. Burada bir sonraki aşama işte tolerans nedir? İşte maksimum değerle en büyük boyutla en küçük boyut arasındaki farkı işte tolerans olarak aldık. Ondan sonra işte yani bu nominal dimension üzerinde bunu uyguladık. Minimum ölçüye ulaştık, bir de maksimuma ulaştık. Ondan sonra diyoruz ki worst case senaryo. Worst case senaryo nedir? En kötü durumda bu toleranslar ne olur? Yani her parça minimumuyla üretilirse ne olur? İşte her parça maksimumuyla üretilirse ne olur? Veya iç içe geçecek parçalarda biri minimumuyla diğeri maksimumuyla üretilirse ne olur? Bunların hepsinin tek tek hesaplamalarını yapıp yine tablo üzerinde buna devam etmemiz gerekiyor. Ve bu aslında worst case senaryo mantık üzerinde yürütebilecek bir şey. Bir de RSS dediğimiz, yani artık kareler toplamı olarak istatistikte geçen bir konu. Burada nasıl yapacağız bu işlemi? Hadi diyelim şeyde yaptık bir şekilde oluşturduk. Burada RSS dediğimiz, burada ortalama almamız gerekiyor. Mean kavramı devreye giriyor. İşte istatistiksel dağılım, standart sapma, bunlar da yine datası tutulması gereken konular. Bunları nasıl yapacağız? Burada yine dediğim gibi Excel üzerinde bazı hesaplamalar giriyor derken, yani bunu yaklaşık bu parçayı çok basit bir mekanizma aslında bu. Bir şaft var, üzerinde iki tane rulman ve onların üzerine binmiş iki tane dişli var. Yani bir iki tane de işte bağlantı elemanı var. Ama çok basit bir 5-6 elemandan oluşan bir alt montajda yarım saate yakın süre bu işlemlerin yapılması. Yani açıkçası ben bu işlemleri hani bir yerden sonrasında otomatik olarak oluşturdum. Çünkü bunu yapmak oldukça zaman alan bir şey. Altta da zaten formüller mevcut. Yani çok insanın gözünde korkutan konular. Şimdi konumuz Inventor'ın tolerans analizi. Bu az önce elle yaptığımız işlemleri biz Inventor'da nasıl yapıyoruz? Bu Inventor'daki tolerans analizine geçmeden önce buradaki tabii işlemleri tam olarak algılamak gerekiyor. Kerimcan, ben sen uygulamaya geçmeden önce birkaç katkı sunmak istiyorum. Birkaç ekleme yapmak istiyorum. Onu uygulama yaparak gösterelim. Şimdi teknik resimde
Teknik resim elimize aldığımız zaman bazı ölçülerde toleransları görüyoruz. Bazı ölçülerde tolerans bilgisi görmüyoruz belki. Şimdi tabii ki katılımcıların arasında çok tecrübeli ve bu konuda bizim bilgi vermemiz belki de pek haddimiz olmayan katılımcılar da var. Onları bir kenara bırakıyorum. Çünkü katılımcı profil açısından farklı katılımcılar da var. Onu birkaç noktanın altını çizelim. Ondan sonra uygulamaya geçelim. Şimdi bir teknik resim aldığımız zaman bazı ölçülerde tolerans görürüz, bazı ölçülerde tolerans görmeyiz. Aslında her ölçünün toleransı olmak zorunda. Bu tabii gösterim şekilleri de alakalı. Bir de toleransların çeşitleri de alakalı. Şimdi genel olarak toleranslar bir boyut toleransı bir de şekil konum toleransı olarak iki ana kategoriye ayrılırlar. Bizim de bugün irdeleyeceğimiz aslında boyut toleransları. Yani boyut toleranstan kastımız bu nominal ölçülere verilen, ölçendirmelere verilen toleranslar. Bu nominal ölçülere verilen toleranslar da kendi içinde aslında iki ayrılıyor. Yani bir işleme toleransı bir de genel toleranslar. O yüzden de bir teknik resim elimize aldığımız zaman herhangi bir ölçüde tolerans değeri görmüyorsak şayet bu genel tolerans kavramına giriyor. Aslında Antet'te mutlaka teknik resimde onun bir standarda girilerek genel bir tanım yapılması zorunda. Yani örnek veriyorum ISO 27068-1 ibaresini siz koyduğunuz zaman o standart içindeki dahilindeki tüm tolerans değerleri varlıkları tüm ölçülere uygulanacaktır diye bir uygulama, bir teknik geri bildirimde bulunmuş oluyorsunuz. Tolerans gördüğünüz ölçülerde ise tamamıyla işleme toleransı. Yani aslında bu parçaların örnek veriyorum yine bir bileziğin bir mile montajı esnasında sıkı geçme mi olacak, boşluklu geçme mi olacak? Bunları ibare ettiğimiz bir işleme toleransları var. Burada zaten ölçülendirmeler üzerinde direkt olarak bu toleransları görürsünüz. O yüzden de teknik resimde gördüğümüz tüm ölçülerin bir toleransı var. Ve bunlar dediğim gibi bir standart ismiyle genelleştiriliyor. Hepsine belki de o teknik resimi boğmamak adına ya da herhangi bir işlemle alakalı bir işlemin olmadığı bir iki parça arasında bir ilişkin olmadığı durumlarda tolerans değeri girilmiyor. Ama bir standart da onun mutlaka yine toleransı olmak zorunda. Yine iki kavram gördünüz biraz önce Kerimcan'ın bahsetti. Bir worst case bir de RSS dediğimiz yani root sum of square. Bunlar da yani genel olarak Autodesk Inventor'ın ya da üretim sektörü alakalı değil, istatistik anlamda bir hesaplama yöntemi. Yani bu bilgisayar teknolojilerinde de kullanılıyor, elektronik alanda bunu da kullanılıyor, birçok anlamda kullanılan bir hesaplama yöntemi. Tamamıyla aslında bir belirsizliği hesaplıyorsunuz ya da bir genel ortalama alıyorsunuz. Bizim model ortamında birazdan göreceğiniz uygulamada da ölçülere verdiğimiz tolerans değerlerin ortalamalarını alarak ve bazı belirsizlikleri de hesaba katarak belli formüller kullanarak bize bir genel sonucu çıkartacak. Ve bu hesaplama yöntemleriyle beraber tabii ki nasıl ki hesap makinesi bir elle hesaplamaya göre daha hızlı yapıyorsa inventor ortamında yaptığımız hesaplamada daha hızlı gerçekleşmiş olacak. Tabii artıları eksileri var. Genel olarak avantajları inventor ortamından gelen model üzerinde bunu gerçekleştireceğiz. Ve inventor ortamındaki 3D annotation'da verdiğiniz ölçüler ve toleransları otomatikman görüyor. Ve tolerans analizde yapmış olduğumuz değişiklikleri de bunu otomatikman yine 3D annotation kısmına aktarıyor. Yani sadece bir hesaplama ve bir rapor çıkmadan ibaret değil. Bunun modele de aktarıldığını görebileceğiz. Evet, şimdi Inventor'a yavaştan geçebiliriz. Yani aslında tabii bu konuyu direkt olarak Inventor üzerinden anlatmak da güzel olurdu ama tolerans konusunda biraz konuşmamız gerekirdi. Ben bu şekilde ekranı da ayarlayayım hemen. Şu anda Inventor ekranını görüntüleyebiliyorsunuzdur umarım. Bir sorun yoktur. Tamam, devam ediyorum. Şimdi bu hani aşina olmayanlar için yine bir göstereyim. Bu Inventor'ın montaj ortamı. Bizim burada bir modelimiz var. Bu model üzerinde bir tolerans analizi çalışması gerçekleştireceğim. Tabii ondan önce ben şunu göstermek istiyorum. Burada parçaya tıkladığımızda bu parçanın toleransını biz daha önceden verdik. Bunun üzerine hani vakit harcamak için onu da nereden yaptık? 3D Annotation kısmından ölçüleri yine 3D ortamda da verebiliyoruz. Burada onun dışında şu dişli üzerinde de bu gösterimi yapayım. Burada da yine hem yüzey toleransı, hem konumlandırmalar, hem de boyut bilgileri burada mevcut. Şimdi burada tolerans analizi iki alandan girebiliyorsunuz. Burada hem
Environments kısmında hem burayı açmışken diğer modüller üzerine de biraz konuşalım. Nastran analiz modülümüz burada. Bazı kullanıcıların bilgisayarında Nastran yüklü olmayabiliyor. Yani bu tolerans analizi, Nastran, işte faktör dizayn, bu tüm modüllerin kurulum sırasında kurulmuş olması gerekiyor burada görebilmeniz için. Ama kimisi de bilgisayarını kuruyor mesela Nastran'ı veya tolerans analizini. Ya diyor ki bilgisayar tolerans analizi diye bir program çıkmadı. Ben nasıl açacağım bunu? Neden çıkmadı? Çünkü bunlar ayrı programlar değil. Inventor'ın içinde birer modül bunların hepsi. Buradan Nastran'ı yine buradan giriş yapabiliyorsunuz. Turbine Pipe gibi, Cable Harness gibi Inventor'ın yine kuvvetli modüllerine buradan geçiş yapabiliyorsunuz. Tolerans analizi bir de Inspect, yani burada kontrol kısmı altından da giriş yapabiliyorsunuz. Sonuçta bir kalite kontrol yöntemi olarak da değerlendirilebilir aslında. O yüzden Inspect'in altında da mevcut. Ben burada Environment'ın altında, ama arada bir fark yok yani aslında. Hepsi aynı yere çıkıyor. Burada tolerans analizi kısmına geçiyorum. Burada tolerans analizi ekranı bu şekilde, aslında oldukça da pratik. Yani totalde zaten 5-6 komuttan oluşan bir alan. Burada ilk önce settings kısmına bakalım. Burada settings kısmında yani eğer konuya hakimseniz burada lineer boyutlar, işte boyut ölçüleri, geometrik toleranslar gibi bu varsayılan üzerinde değişiklikler yapabiliyorsunuz. Eğer istatistik konusuyla ilgili hani çalışmalar yapıyorsanız, istatistik konularına da hakimseniz burada işte sigma toplam kavramı, işte yüzdelik maksimum gibi konulara buradan müdahale edebiliyorsunuz. Yani açıkçası bunlar bir mühendisin veya bir hani imalat kısmına ilgilenmek için çok da işi olmayan konular olduğu için ben bunun üzerine çok fazla durmayacağım. Murat Bey'in bahsetmiş olduğu, benim de bahsettiğim worst case dediğimiz, yani en kötü ihtimalin olduğu senaryo ve root sum squares dediğimiz, yani bunlar aslında istatistiksel terimler tabii. İmalatla alakalı değil, daha çok istatistik terimleri. Hemen bir worst case örneği yapacağım. Ondan sonra da bir tane RSS örneği yapacağım. Şimdi burada worst case üzerinden bir... Bu arada hemen yanda da data kısmını göstereyim. Burada dışarıdan bir tolerans analizi yapılmış bir datayı da alabiliyorsunuz. Export yerine dışarı çıkartabiliyorsunuz. Burada new stack up deyip yeni bir yığılma yapacağım. Şimdi burada toleransın problemli olabileceği, yani toleransla ilgili sorun yaşayabileceğimiz yer neresi? Aslında burada hem bu klepenin hem de buradaki dişinin, bu alın kısmının birleşim yerinde bir sıkıntı yaşayabiliriz. Çünkü burada küçük bir mesafe var ve biz toleranslarla ilgili bir her şey maksimumda gerçekleşirse, yani bizim worst case dediğimiz senaryo, belki de burada bir sorun yaşıyor olabiliriz. O yüzden birinci yüzeyimiz bu yüzey olacak. İkincisi de burada klepenin arka kısmı. Burada temas etme ihtimali olan, araları yakın olan yüzey. Annotation plane dediğimiz, yani bu gösterimler nerede olacak? Ben bunların burada aslında sağdan baktığımız, yan görünüşten baktığımız kısımda görünmesini istiyorum. Bu yüzden orijinin altını açtım burada. YZ plane, burayı seçtim. Ve dimensional location, hangi ölçü üzerine çalışmak istiyordum? Burası. O yüzden 0.2 zaten burada kendisi de verdi, o yüzeyleri seçtiğimiz için buraya yerleştirdim. Biz burada hani hangi güzergah üzerine ilerleyeceğimizi aslında montaj ilişkilerimizden direkt çekebiliyoruz. Bizim burada arka arkaya verdiğimiz mate'ler var. Programda algılıyor bunu, diyor ki yani burada bu kadar mate varsa bu, hepsi bunların birbirinin üzerine eşitmiş demiş. Demek ki buradaki tolerans analizi de bu yol üzerinde gerçekleşecektir diyor program. Buradan bu mate'leri seçiyoruz ve tike bastığımızda tek tek burada bize veriyor. Burada bu şekilde tüm boyutları görüntülemiş olduk. Yani biz burada ne yapmak istiyoruz açıkçası? Biraz önce Kerimcan'ın seçmiş olduğu 0,2'lik bir ölçü var. Yani segmanla diş arasında bir boşluk var. Bu boşluğun tolerans analizini, yani tolerans yığılmalarının hesaplamasını gerçekleştireceğiz. O yüzden de ilk seçimi bu iki yüzey arasında gerçekleştirdik. Tabii yukarıda gördüğünüz new stackup komutunda sadece tek bir boşluğun analizini yapmak zorunda değiliz. Bu işlemi bitirdikten sonra tekrar new stackup deyip başka bir boşluk arasında da yapabiliriz. Yani burada bir sınır yok. Birden fazla bu işlemleri gerçekleştirebiliriz. O yüzden de ilk seçim o boşluk arasındaki iki yüzey arasındaki seçimi gerçekleştirdi Kerim'den. Daha sonra da bir düzlem seçti. Ölçülerin oturacağı yüzey. Ve en son aşamada da zaten iki montaj ortamında bulunan parçalar arasındaki montaj sınırlandırmaları otomatik algıladı ve ölçüleri bize tanımlamış oldu. Murat Bey'in de anlatmış olduğu gibi, yani burada bir kısıtlama yok. Birden fazla şey de yapabiliyoruz. Yani burada küçük bir, aslında bir alt montaj var, ama bunu yoğun bir montajın altındaki alt montajlar içerisinde de tek tek yapıp bunları burada ayrıca bir rapor oluşturmadan direkt kendi bir imalat verimizmiş gibi, bir model verimizmiş gibi bunu bunun içine saklayabiliyoruz. Şimdi burada
worst case işlemini yaptık. Worst case işlemi neydi? Yani tüm toleranslar hani minimum veya maksimum olursa burada bir sorun yaşar mıyızdı? Ve bakıyoruz ki bir ihtimal yani en kötü senaryo gerçekleşirse eksi 0,1'lik bir toleransımız var. Yani bir çakışma burada gerçekleşecek. Yani burada biz aslında özetle kırmızılık görmek istemiyoruz. Ne olursa olsun en kötü senaryo da gerçekleşirse gerçekleşsin. Biz diyoruz ki burası yeşil olsun. En kötü senaryoda bile toleranslar uyuşsun. Bunun da zaten nedenlerinden bahsettik. Şimdi burada contributions kısmı var. Yani bu neyi gösteriyor? Bu tolerans birikimine hangi boyutun yüzde kaç etkisi var? Örneğin bu Dimension 2 yani buradaki 8 milimetrelik şu aradaki boşluk. Bu nasıl etki ediyor bizim tolerans birikimimize? Yani %52'lik yani aslında bu çalışmada Aslan Payı kimin? Bu %8 milimetrelik buradaki ölçünün. Şimdi ben de o zaman mantıken yani düşünüyorum ki yani burada 7,9 yüzde 7,9 etkisi olan ölçü toleransıyla oynayacağıma ki zaten burada 0,06'ya 0,0'lık bir tolerans verilmiş. Bu oldukça hassas bir tolerans. Bunu daha da aşağı çekmenin çok bir anlamı yok. Ben diyeceğim ki yani eğer %52'lik etki bu ölçüdeyse ben gideyim bu ölçüde değişiklik yapayım. Bu ölçü nerede? Hemen burada Dimension 2. Burada 8 artı eksi 0,2 simetrik bir tolerans var burada. Ben diyeceğim ki results kısmına hatta geleyim anlık görüntülemek için. Burada diyeceğim ki 8 milimetrenin yanına ya bunun toleransını o zaman biz 0,1'e çekelim. Bir de böyle bakalım senaryo nasıl olacak. Enter dediğimde bana diyor ki evet şu anda en kötü senaryo gerçekleşse bile sıfır yani hiçbir sıkıntı yaşamadan yani sıkı geçme olacak şekilde tam çakışacak şekilde bu sistem gerçekleşiyor. Ben diyebilirim ki ya bunun sıfır olması da hani bir problem teşkil edebilir. Ben bu riski almak istemiyorum. Yine bu toleranslarla oynayıp tabii bunu 0,05'e çekebiliriz gibi gibi işlemler yapabiliriz. Ben bir de şundan da bahsetmek istiyorum. Burada biz hangi parçayı açmıştık? Şaftı açtık. Burada şimdi bu şaftın ölçüsü hangisi? 57,40. Ya ben burada diyorum ki ben bu işlemi yani burada 0 nokta hani bunu 15 yapalım mesela. Yine burada bir ölçü değişikliği isteyecek benden. Diyorum ki ya burada neyle oynayalım? Bununla oynayalım. 0,05'e çekelim bunu mesela. Tabii burada contribution yani katkısı bunun daha fazla olduğu için bu ölçünün de burada değerler tutmadım. Bunu 0,1'den devam ettirelim. Ben burada Dimension 3 yani bu iki dişlinin dış yüzeye birbirine bakmayan yüzeyleri arasındaki mesafe 57,40. Ve bunun toleransını 0,05 ve 0,0 olarak güncelledim. Burada parçaya döndüğümde bu güncellemenin yansıdığını görüyorum. Aslında bizim burada bu programdan istediğimiz bu. Entegre bir CAD sistemi. Şimdi sunuma geri döndüğümüzde ondan da bahsedeceğim. Entegre bir CAD programında bu tolerans analizi yapmak istememizin sebebi modele bir revizyondur bu. Toleransında bir değişiklik yaptık. Ben bunu şöyle gidip eski haline aldığımda 0,1 olarak bunu tekrardan güncelledim diyelim ki. Geri döndüğümde bunun yine parçaya yansıdığını görüyorum. Yani bizim burada tolerans analizinde elde ettiğimiz sonuçlar üzerinden yaptığımız revizyonlar bizim parçamıza anlık olarak yansıyor. Bu aslında bizim programdan istediğimiz şey. Burada bir de Murat Bey'in de dediği gibi hani birden fazla stack up yapabiliyoruz. Stack up'larda burada görüntüleniyor. Zaten burada da yazıyor target quality. Yani bizim hedeflenen kalitemiz worst case senaryo. Biz en kötü senaryo üzerinden bir çalışma yaptık. Mesela burada ayarlardan RSS'e geçeyim. Burada yeni bir birikim oluşturalım. Yine ben bunu aynı yüzeyde yapıp hani farkı göstermek istiyorum. Burada az önceki yüzeyleri seçtik. Yine annotation plane'i YZ eksen olarak seçtik. Dimension location'da yani yine bu 0,2'nin üzerine gerçekleştiriyorum. Yolumu seçtim yine aynı şekilde. Burada RSS yani ortalama ve standart sapma istatistiksel verileri kullanarak bir çalışma yaptığında zaten bizim tolerans aralığımız oldukça kabul edilebilir seviyede. O yüzden bir revizyon yapmaya ihtiyacımız yok. Sadece bunu bir kıyaslama kontrol mekanizması olarak kullandık ve tabii ki RSS yani istatistiksel konu devreye girdiğinde aynı ölçülerin katılımlarının diğerlerinden farklı olduğunu da görebiliyoruz aslında burada. Öncekinde %52'lik bir değerdi yanlış hatırlamıyorsam worst case senaryoda, en kötü senaryoda. Ama burada RSS'e geçtiğimizde bu istatistiksel dağılımda %54'e geldiğini gördük.
Yani aslında burada hem iki senaryo arasındaki sonuca da bakmış olduk, hem de sistemin nasıl çalıştığını da görmüş olduk. Zaten sunumumuzun içerisinde de bir adet daha çalışma var. Onun üzerinden de bakarız ve hani burada yine kafanıza takılan konular olursa sunumdan sonra da tekrardan iletişime geçeriz. Ben şu anda sunumuma geri dönüyorum. Bu şekilde Inventor'da tolerans analizinin nasıl yapıldığını görmüş olduk. Burada da zaten ben bu sonuçları hani bir buraya çekmiştim. Ben bu arada ben size sunuma geçmeden önce bir de şeyi göstermek istiyorum. Bu rapor nasıl oluşuyor? Raporu da şöyle oluşturmuştum zaten. Burada bir generate report dediğimizde burada iki çalışmanın ilk önce buradan bir görselini alıp başlatıyor raporu. Tarih saat şeklinde. Burada worst case senaryoda ben hiçbir işlem yapmadan yani toleransla oynamadan yapmıştım. Burada diyor ki orada bir kırmızılık vardı hatırlarsınız ilk yaptığımızda bu işlemi. Diyor ki burada bir sorun var. Çarpı koymuş. Çünkü worst case senaryoda bizim eksi 0,1'lik bir problemimiz vardı. Ama RSS çalışmasında zaten olduğu gibi bırakmıştım. Hiçbir değişiklik yapmamıştım. Bu yüzden de bir sorun olmadığını gösteriyor. Burada bu birikimle ilgili ekran görüntüsü var. Bu tabii ben o anda bu rapor oluşurken biraz modeli ortalayamamışım. Bu normalde böyle görünmüyor. Ve burada tüm bileşenler ve o bileşenler üzerindeki ölçülerin nominal değerleri ve tolerans değerleri, aynı şekilde yüzey toleransı mı, işte konumlandırma ile alakalı toleranslar mı, bunlar birimleriyle beraber bir tablo halinde karşımıza çıkıyor ve altta görmüş olduğumuz o hani grafik bizim yeşil alanımızda buraya geliyor. Yine dağılımlar buraya geliyor. Ve kaç tane stack up varsa, kaç tane yığılma çalışması yaptıysak bunların hepsini bu raporda görüntüleyebiliyoruz. Bu raporda yine dışarıyla paylaşmak için olsun, üretimle paylaşmak için olsun oldukça kullanışlı bir rapor sistemi. Burada da zaten o rapordaki ekran görüntülerini yine görüntüleyebiliyorsunuz. Bu şekilde sonuçları elde etmiş oluyoruz. Şimdi burada yani evet tolerans analizi yapmak önemli. Bunu bir CAD yazılımında entegre bir şekilde yapmamızın sebebi de aslında temelde biz kemi nasıl aynı programda yapmayı öneriyorsak, analizi aynı programda yapmayı öneriyorsak, işte saç leva yerleşimini nasıl aynı programda yapmayı öneriyorsak, tolerans analizinde de durum bu. Manuel yöntemlere göre yani elle yapmaktan zaten çok büyük avantajlı. Bir de aynı programda yaptığınızda siz örneğin o milin çapını arttırdığınız 40 milimetreden 50 milimetre arttırdığınızda hem sizin CAD modeliniz güncelleniyor hem montajınız güncelleniyor hem de tolerans analizine direkt olarak bu güncellemeyi yansıtabiliyorsunuz bir update ile. Bu zaten en büyük avantajlarından bir tanesi. Revizyon süreçlerini oldukça kolaylaştırıyor ve analiziniz dokümanda saklanıyor. Yani siz bunun için bir Excel oluşturmanıza gerek yok. Bunun ekstra bir yere notunu almanıza gerek yok. Zaten modelin yanında analiz de dahil olacak. Ve bizim hata riskimizi burada bir bilgisayar devreye girdiği için yani ilk başta ben ne demiştim? İnsan elinin değdiği her şeyde hata vardır. Tabii ki burada da hata var. Biz toleransı yanlış girebiliriz elimizde. Bu evet ama toleransı yanlış hesaplama ihtimalini ortadan kaldırıyoruz. Çünkü onu biz bilgisayara devrediyoruz. Ve aslında bizim genel olarak baktığımızda günün sonunda daha bilinçli kararlar almamızı sağlıyor. Aslında bu bile başlı başına çok önemli bir konu. Burada yine tolerans analizi ile ilgili hani bilgi olması açısından bence bu hani kısmında hani kullanacak kişiler için de oldukça önemli bir konu. En kötü senaryoyu, worst case senaryoyu ne durumda kullanıyoruz? Çok kritik senaryolar, örneğin Q1, Q2, Q3 seviyesinde dişli üretimleri yapılacaksa, otomotiv dişli üretiminde çok küçük toleranslar elde ederiz ama bununla bize maliyeti fazla olur. Aslında tüm baştan beri konuştuğumuz şeylerin bir özeti. Ama burada istatistiksel çeşitlilikler, RSS, işte sigma dağılımı, yüzdelik dağılımlar gibi. Yani olasılık hesapları yapılır. En elverişsiz durumdaki bir yığındaki, bir birikimdeki tüm bireysel toleransların toplamının yani düşük olduğu durumu varsayar ve hassasiyetin yani yeterli olduğu, oldukça hani kabul edilebilir hassasiyetlerin olduğu, tolerans aralıklarımız daha genişse bunları rahatlıkla kullanabilirsiniz. Daha büyük toleranslar elde ederiz ama maliyetimiz daha azalmış olur. Bu şekilde tüm bu süreci özetleyebiliriz. Ve aslında Inventor'ın tolerans analiziyle ilgili de bir özet yapmak gerekirse Inventor Professional'da tamamen entegre bir sistem kullanıyoruz. CAD modelinin içerisinde tolerans analizi yapıyoruz. Gerekli imalat toleransları konusunda bizim bilinçli kararlar almamızı sağlıyor. Ve aynı anda birden fazla tolerans analizi gerçekleştirebiliyoruz. Az önce ne demiştik? Bu
RSS ve worst case senaryo farklı hassasiyetler için kullanılan tolerans analizleridir. Bunlar arasında geçiş yapabiliyoruz. Aynı parça üzerinde hem iki ihtimali deneyebiliyoruz aslında. Ve aslında burada günün sonunda biz kalite birimiyle, imalat mühendisleriyle, imalat kısmıyla, operatörlerle işbirliği yapabilecek bir rapor sistemiyle ortak bir dil oluşturuyoruz. Teknik resmi nasıl önemli, hani yadsınamazsa, teknik resimsiz bir üretim sektörü halledilemezse aslında tolerans analizi de bu kadar önemli bir konu. Toleranslar bizim oldukça sık kullandığımız bir konuyken bunun analizinde doğru yapılması her zaman gereklidir. Burada bir modelin daha aslında tolerans analizi var. Burada biraz daha farklı bir sistem ama yani sistem değişse bile mantık aynı şekilde devam ediyor. Yine hassas ölçülerin olduğu yüzey boşlukları seçiliyor. Ondan sonra Z boşluğu üzerine yine bir annotation plane dediğimiz yerleşim, bu ölçüler nereye yerleşecek? Bu sefer bu parçada X'e üzerine yerleştirdi. Ondan sonra mate'leri seçti, yani o yolu seçti. Ondan sonra da sağ tarafta biz yine aynı tolerans analizini görmüş olduk. Yani sistemler değişse bile programın temel mantığı bu şekilde ilerliyor. Burada da farklı bir sistem, farklı bir parça ve burada worst case senaryoda bakarsanız aslında oldukça kritik bir boşluk var. Yani neredeyse bunu bir sayı doğrusu gibi düşündüğünüzde yani %30'luk, %40'lık bir kısmı aslında şu an kırmızı. Bunun üzerine de o yüzden bir ekstra bir çalışma gerekiyor diyebiliriz yani bu parça için. Burada devam etmek gerekirse yani aslında bugün konuştuğumuz konuların bir özeti olarak düşündüğümüzde Inventor'a tamamen entegre bir şekilde tolerans analizi yaparak zaman kazanabilirsiniz. Model Based Design bu Inventor ile ilgili önemli kavramlardan biri. Model bazlı tasarım yani model set kavramları işte Inventor içerisindeki dizayn panelinin bize vermiş olduğu makine elemanlarının oluşturulmasındaki kolaylıklar gibi kavramlarla hem Inventor kullanarak iş akışlarınızı hızlandırın hem de bu tarz analizleri yaparak kendi maliyetlerinizi azaltabilirsiniz, zamanınızı kendinize kazanabilirsiniz. Burada da bu konuların aslında özetini görmüş oluyoruz. Burada hani sorularınız varsa yine soru cevap kısmından bize sorabilirsiniz. Murat Bey, eğer ekleyeceğiniz bir şeyler varsa size de bırakabilirim sözü. Teşekkürler Kerimcan. Ağzına sağlık. Değerli bilgiler verdin. Evet, elimizde teknolojinin sunmuş olduğu böyle araçlar mevcut. Tabii ki kimi kullanıcı için çok hızlandırıcı, kimi kullanıcı için belki kullanmadan da işlerimi yürütebilirim diyebiliriz. Sonuçta imalat tecrübesi burada ön plana çıkıyor. Sadece programı bilmek yetmiyor tabii ki. Sonuçta Inventor ve üzerine sunmuş olduğu modellerde biraz hesap makinesi. Siz imalat mantığını ve toleransın ana mantığını tam hakim olmadığım sürece tek başına bir anlam ifade etti. Ama burada en önemli üzerine durmak istediğimiz kavram dijitalleşme, dijital dönüşüm. Yani bizim işletmemizde yapmış olduğumuz tüm tasarımların, imalat bilgilerinin ya da tüm hareketlenme işlemlerinin bir dijital ortamda kayıt altına alınması. Aslında ana fikrimiz bu. Neticede tabii ki teknik resim ortamında, kağıt ortamında çeşitli Excel tabloları bu işlem yine zaten yapılıyor. Süreç yürüyor. Ama burada tüm bilgilerin tek merkezde toplanıp tek merkezde yönetilmesi. Bu yüzden de Product Design Manufacturing Collection adında bir paket var. Autodesk ve bu paketin içinde onun üzerinden modül ve program sunuyor. Ve dijital ortamda birçok işi bilgisayar ortamında gerçekleştirmek ve kayıt altına almak ile ilgili araçlar sizlere sunuyor. Bu anlatımımızdan sonra sizler de kendi modelleriniz üzerinden ve program üzerinden denemelerinizi yapabilirsiniz. Zaten webinarımızın kaydı YouTube kanalımızda olacak. Belki tekrardan bir izleyerek kendinize de uygulayabilirsiniz. Uygulama esnasında bir problemle, bir soruyla karşılaştığınızda bizlere her daim ulaşabilirsiniz. Elimizden geldiği kadar sizlere yardımcı olmaya çalışabiliriz. Evet, Murat Bey'in de söylediği gibi biz bu konuda her türlü destek olmaya sizlere hazırız. Şimdi aslında bugünkü konumuz bu kadardı. Yani bu parçalar üzerinden tabii ki kendi parçaların üzerinden de bu çalışmaları yaptığınızda zorlandığınız kısımlar olabilir. Yine bunları beraber bakabiliriz. Ben biraz da Kedbim'den bahsetmek istiyorum. Biz Kedbim ailesi olarak İzmir'de Autodesk Gold Partner olarak ana işimiz Autodesk Gold Partnerlik, Autodesk'in mimari, mekanik ve medya ve eğlence alanlarındaki
yazılımları ile ilgili satış ve teknik destek hizmeti vermekteyiz. Bunun yanında HP'nin Workstation, istasyonu bilgisayarları ve HP'nin plotterları ile ilgili yine desteğimiz mevcut. Bunun yanı sıra yine bahsedebileceğim Adobe ve Chaos Group'un ürünleri hakkında da satış, destek, kurulum gibi hizmetlerimiz mevcut. Aynı zamanda yakın zamanda elde etmiş olduğumuz bir uzmanlık SketchUp'ta da yine satış ve teknik destek hizmetimiz mevcut. Ultimaker'ın 3D printerlarının da yine satış ve teknik desteği kurulumu konusunda sizlere destek oluyoruz. Bu konularla ilgili de bizden bilgi almak isterseniz istediğiniz zaman bizlere ulaşabilirsiniz. Zaten ben son slaytta da bilgilerimizi paylaşacağım, yine mail adreslerimizi. Bizim aynı zamanda Çiğli'de yerimizde alt katımızda bir sanatsal baskı alanımız var. Burada da yine farklı kağıt tiplerinde, farklı çerçevelerle baskılar gerçekleştiriyoruz. Eğer bu konuyla ilgileniyorsanız, bilgi almak istiyorsanız da profesyonel personellerimizden bilgi almak için aşağıdaki bilgileri kullanarak, telefon numarası ve Instagram'daki bilgileri kullanarak bizlere ulaşabilirsiniz. Ben bu arada bir yandan da bir anket yönlendireceğim sizlere. Bu anketi de eğer cevaplarsanız sizlere ulaşmamız daha kolay olabilir. Şimdiden katılımınız için teşekkür ederim. Şu anda anket için biraz bekleyeceğim. Eğer sorularınız varsa şu anda soru cevap kısmında yazabilirsiniz. Bir soru gelmişti. Ben onu aslında özel olarak cevapladım ama buradan da seslendirirsem tabii başka kullanıcıların da işine yarayabilir. Fix Parameters kısmındaki, Inventor'ın parametre kısmındaki toleranslar üzerinden de analiz yapılabiliyor. Bununla ilgili de yine ilerleyen zamanlarda sorularınız olursa iletişime geçebiliriz. Aşağıda burada bizim Kedbim Teknik Destek YouTube kanalı, Kedbim LinkedIn hesabı ve Kedbim İzmir Instagram hesaplarımızı takip ederseniz bu webinar gibi ileride yapacak olduğumuz webinarlarla ilgili de bilgi alabilirsiniz. Biz bu webinarın kaydını Kedbim Teknik Destek kanalına yükleyeceğiz YouTube'a. Buradan da bu webinarın kaydını izleyebilirsiniz. Kafanıza takılan kısımlarla ilgili oradan da bizlere sorular sorabilirsiniz. Biz geçmişte yaptığımız webinarları da, ilerleyen zamanlarda yapacağımız webinarları da bu kayıtlarını Kedbim Teknik Destek kanalına yükleyeceğiz. Ve bir de biz düzenli olarak hem mimari alanda hem de mekanik alanda, işte CAM alanı olsun, tasarımla ilgili olsun, tips and tricks, yani ufak böyle hani bu nasıl yapılır, şu nasıl yapılır tarzında videolar çekiyoruz. Ve bunları da ben izlemenizi tavsiye ederim. Belki kafanıza takılan şeylerle ilgili de orada videolar olabilir veya hiç "aa böyle bir şey mi varmış" dediğiniz konularla ilgili de burada videolar bulabilirsiniz. Anketi sonlandırıyorum. Katılımınız için çok teşekkür ederiz tekrardan. Şurada anketi de sonlandırayım. Eğer başka bir sorunuz yoksa etkinliğimizi sonlandırabiliriz. Katılmanız için çok teşekkür ederiz. Bir sonraki etkinliğimizde görüşmek üzere. Katıldığınız için teşekkür ederim. Ben de sağlıklı, mutlu günler dilerim. Görüşmek üzere.